Bu yurt rezaletini yaşattığınız öğrencilerden asla e, oy alamayacaksınız. Şimdi de zehirlenme iddiası. Bu ülkenin öğrencileri öksüz mü? Sırtlarını dayayacak bir devlet davaları var mı? Cevap verin demiş Ahmet abi. Cevap gelir mi? Pek emin değilim açıkçası. Bir saniye. Okey. Bugün de KYK'da mantar soslu tavuktan zehirlenenlerden biriyim. Dünkü geçen e, olayı aynen anlatmak istiyorum. Akşam 8 civarlarında yemeği 18.30 civarında yemiştim. Arkadaşımla ben de çok kötü hissetmeye başladık. Önce üşüttük sandık ama sonra ardı kesilmez kusmalara tutuldum. Biz de itirafa yemekten zehirlenen KYK'da bugün var mı yazdık. Birkaç kişi daha bize katılınca biz de emin olduk zehirlendiğimize. Ben yetişemeyip odaya kusunca temizletmek için ve durumu için nöbetçi memur odasına gittim. Arkadaşım da ben de yemekten sonra midemiz ve karnımızın çok ağrıdığını yetişemeyip odaya kustuğumu anlattım. O ise bana yalnızca kirlenmiş betonu silmem için paspasa benzer bir şey verdi. Ben de geri... Abi alo. Hani sağlık ya bu. Zehirlenmekten bahsediyor çocuk ya sen şey mi diyorsun? İyi tamam al yerleri sil. Bu ne rezalet lan? İnsanlar anasını satayım oraya çocuklarını falan biz devlete emanet ediyoruz diye gönderiyor. Devlet. Ben de geri gittim sonra bizim sesleri yan oda uyandı. Onlar da aynı şekilde bizle aynı belirtileri gösterdiklerini söylediler. Yurt baya kötü haldeydi demiş chat arkadaş. Atanmış rektör de okul açılmadan bir buçuk ay önce tadilat başlattı. Yurdun yarısı hala boş tadilatta sıcak su bile akmıyor demiş. Devam edelim Biz odayı havalandırdıktan ve sildikten sonra yatmaya karar verdik Belki düzeliriz diye ancak gece 12 civarı Çok kötü oldum ve ardı gelmez bir şekilde Kusmaya başladım Biz de en son kendimiz ambulans çağırdık Oğlum bu nasıl bir rezalet görevlisi bir şey yok mu lan oranın Bu çocuklarla ilgilenecek Hani şey diyorlar ama işte çocukları Şuraya devlete emanet falan ha? Etmişler yurda KYK yurdu bu arada Özel falan değil Ambulans çağırıyorlar çünkü açıkçası memur oraya gidip aynı muameleyi görmek istemedim. Ayrıca gidecek halimizde yoktu. Ambulans geldi ve bunu yaşayan bir iki kişi değil yan odadan da varmış böyle bir mevzu. Benimle birlikte çok fazla kişi ambulans çağırmış. Hastaneye gittim serum bağlandı bulantı hapı verdi ben de taksi çağırdım. Çünkü belli ki gidişimiz düşünse de bu öğrenciler o halde nasıl uğruna devlet hastanesinden yurda geri dönecek diye düşünülmemiş. De kaç öğrenci vardı acaba? Bunu da yazsaydı ya. Ben de taksiye bindim. İlk önce nöbetçi eczaneye. Oradan da yurda geldim. Güvenliğe taksinin ne kadar tuttuğunu yurdun ödeyip ödemeyeceğini sordum. İçeriği yani memuru arayıp ödemeyeceğini söylediler. Ben de sonuç olarak kendim ödemiş oldum. Biraz geç oldu ama sabah 3.30 gibi geldim yurda. Ancak kendime gelebildim demiş. Bu arada öğrenci için 100 lira... Önemli bir para ya. Zaten 650 lira burs alıyorlar. 20-30 ben o KYK'da kalıyorum. 20-30 kadar kişi zehirlendi. Demiş. Bununla alakalı soruşturma başlatılması için elimizden geleni yaparız arkadaşlar. Yani bir kamuoyu oluşturup paylaşmaya çalışırız ama hani <laughs> umurlarında olur mu? Gençler pek emin değilim. Bakalım o gençlere çok önemseyen milletvekillerimiz işler yapacaklar mı? Burada da haberleştirilmiş zaten. Aa, evet fotoğrafları falan çekilmiş. Sular bulanık akıyor ve kokuyor. Aynı yurtta. Yurt yetkilisi de dışarıda yemişler diyor. Farklı farklı yerlerden yemişler diye yanıt vermiş soruya. Biz yine de aldı aldık. Şimdi ha 30 kişi hepsi farklı farklı yerlerden yemek yemiş ve bakın Allah'ın işine ki hepsi bir anda zehirlenmiş mi? Hmm, Allah'ın işi işte ulan ah bir de yalanı bari söyleyebilin lan ya, yalana saygınız olsun lan bari. Hani söylüyorsunuz tamam bari söyleyebilin hani inandırın karşıyı bu ne lan böyle? Kar bebek söylemez lan böyle yalanı. Erkek öğrenci yurduna ulaşmış. Onlar da bilgi veremeyiz demişler. Öğrenciler rahatsızlan, rahatsızlanan öğrencilerin ondan 20'den fazla olduğunu yüze yakın öğrencinin rahatsızlığını tahmin ettiklerini dile getirdi. Tedavi ve yol masrafları da ödenmemiş. Ya bu yurt sorunu çok ciddi bir problemdi. Önce sayıyla başladı. Şimdi hizmet problemi ortaya çıktı reddedilmesi, problemlerin reddedilmesi bizim problemin çözümüne ulaşmamızı sağlamaz. Allah rızası için aklı başında bir tane yetkili. Aa evet kardeşim böyle problemler var biz de bunu çözeceğiz desin ya. Bunları söyleyince aldınca cevap şu oluyor çünkü. Oo biz çok gelişmiş yurtlar yaptık. Hay Allah tövbe estağfurullah şimdi beddua edeceğim. Ya o adam zehirlenmiş zehirlenmiş kardeşim bak bir şeyine çaresine hani demek ki bir yerde bir hata var ve bu ilk de değil. Aa biz çok yeni yurtlar yaptık sayısı da yetmiyor ki bari o doğru olsa. Uf, vallahi yine başladı kalp çarpıntısı vallahi arkadaşlar.